Gazze bugüne de bombalarla uyandı. Hayatını kaybeden Filistinlerin sayısı artık 1200'e yükseldi. Yine İsrail'deki can kaybı da 1200'ün üzerinde. Gazze gece boyu bombardımana tutuldu. Yine Gazze'den canlı görüntüleri ekranlarınıza getirerek başlayalım. Bu sabah Gazze'nin batısı vuruldu İsrail tarafından. Birleşmiş Milletler'e göre İsrail'in hava saldırıları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinlerin sayısı 338 bini geçti. Ama yer değiştiriyorlar elbette Gazze içinde. Çünkü Gazze'yi terk edebilmek şu an için mümkün değil. Tek bir kapı var. Mısır Refah kapısı kapalı. O yüzden Gazze'nin içinde hareket halinde bu kadar insan. Okullar ve hastanelerin sığınağa dönüştüğünü biliyoruz. İsrail bölgeye gıda, ilaç, su, yakıt ve elektrik tedarikini de zaten engelliyor. Gazze gece olduğunda artık kapkaranlık. Hastaneler zor durumda, elektrik yok. Gazze elektrik sağlayan tek bir santral vardı, onun da yakıtı dün bitti. Jeneratörlerle çalışan tıbbi makineler yakında duracak. Hastaneler özellikle zor durumda, çok fazla yaralı olduğunu düşünürsek. Hastaneler bu anlamda kritik önemde ama onlar da işlerini yapamayacaklar ne yazık ki. İsrail Gazze sınırına on binlerce asker ve ağır silah yığdı. Bu kara harekatını hazırlık olarak yorumlanıyor. Az önce İsrail ordusundan bir açıklama geldi. Henüz Gazze'ye kara harekatı düzenleme kararı vermedik ama kara operasyonu için hazırlanıyoruz diye bir açıklama yaptı. İsrail ordusu sıcağı sıcağına bunu da paylaşalım. Her ne kadar bir yandan elbette sınıra silah yağıyor diyoruz, askerler intikal ettiriliyor. Bir yandan da böyle bir açıklama var. Ne zaman olabilir bu kara operasyonu? Elbette bir soru işareti, merak konusu. İsrail Savunma Bakanı Hamas'ı yeryüzünden sileceğiz diye konuştu. Saldırıların süreceğini söyledi. İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında da tansiyon yüksek. Hizbullah'ın yeniden saldırıya geçmesinden endişe ediliyor. Bir yandan diplomasi trafiği de işliyor. Elbette ilk olarak Türkiye ve Mısır rehinelerin serbest bırakılması için devrede. Hamas dün rehin aldığı iki kadın ve bir çocuğu serbest bıraktı. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın da bugün İsrail'de, hatta birkaç saat içinde İsrail'de olması bekleniyor. İsrailli yetkililerle görüşecek Blinken. Yarın da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya gelecek. Yine Arap Birliği Dışişleri Bakanları da dün Kahire'de acil koduyla bir araya geldiler. Ve o toplantıdan da İki devletli çözüm vurgusu ve ateşkes çağrısı çıktı. Şimdi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı ki bu iki liderin ilk teması. İran basınına göre görüşmede Filistin'e karşı savaş suçlarının sona erdirilmesi konuşuldu. Şimdi son durum bu şekilde bölgede ama ekibimiz de yine orada. Şimdi onlardan sıcak bilgileri alalım. İşte füze saldırıları gerçekleşti saniyeler önce. Bizler de bunları size gösterdik. Evet, bir patlama sesi daha duyuldu. Şu an Aşkınur'un merkezindeyiz bu arada. Evet, şu anda bir çok yakına düşen bir füzeyi sizlerle canlı yayında paylaşıyoruz. Evet, İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Sıcak bölgeye gidelim. Emre Karaca ve Aydın Korkmaz şu anda Doğu Kudüs'te. Emre, günlerdir sen farklı noktalara gidiyorsun, yer değiştiriyorsun. Hem gece boyunca neler yaşandığını aktarır mısın? Biz az önce haberde paylaştık. Gazze'ye elektrik sağlayan tek bir santral vardı. Onun yakıtı tükendi ve Gazze artık tamamen karanlığa büründü. Kaçacak yerleri yok. Can kaybı artıyor. Her iki tarafta da can kaybı artıyor. Neler yaşandı gün boyu, gece boyu? Bize bir özetler misin? Sultan Arınır, 3 temavi dini içinde kutsal olarak kabul edilen eski şehrin kapısındayız, Şam kapısındayız. Burası Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilmiş. Surları da onun tarafından onarımı yapılmış ve hemen üstümüzde de Sultan Süleyman Caddesi'nin bulunduğu bir alandayız. Burası neden önemli, neden buraya geldik bu sabah? Çünkü yarın gözler cuma namazına çevrilmiş olacak. Şu anda Doğu Kudüs'te, yani aslında İsrail'in şehir merkezinde hayat
tabii ki limitli olarak da olsa doğal akışında devam ediyor aslında. Güneyde yaşanan tüm o görüntüler, tüm o bombalamalar, roket atışları, demir kubbenin onu engelleyişleri gibi süreçler burada daha az bir şekilde hissediliyor. Ancak burada bir gerginlik var, burada bir tansiyon var. Gözler yarına çevrilmiş durumda. Yarın cuma namazı çıkışında işte tam bu olduğum noktada daha önceki senelerde birçok kez meydana gelen arbedelerin yaşanma olasılığı olduğunu söyleyelim. Burası Şam Kapısı. Burada bulunan çevresinde, buranın periferisinde daha önceki yıllarda Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanlar zaman zaman burada kalabalık olmalarını İsrail polisi tarafından engellenmişti ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, onlarca kişinin yaralandığı olaylara, hadiselere şahit olmuştu. Kameraman arkadaşı Aydın Korkmaz'dan şu alanı da göstermesini hemen rica edeyim. Çünkü o alan yarın belki de çok tansiyonlu, gerilimli anlara şahitlik edebilir. Daha önceki örneklerinde 2021 yılında Şeyh Cerrah Mahallesi olayları yaşanmıştı. İşte o olayların en çok hissedildiği noktalardan biri buydu. Az önce bahsetmiştim, onlarca insanın yaralandığı, gözaltına alındığı yerler biri de burası. O yüzden yarın şehir merkezi önemli olacak ve yarın şehir merkezine gözler çevrilmiş olacak. Sen de özetledin. Özellikle bölgedeki gelişmeler artık şu anda başka aktörler de, uluslararası aktörler de, uluslararası isimler de bu bölgedeki gelişmelere odaklanmış durumda. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hem İsrailli yetkililerle hem de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşecek. Bu görüşmelerin çok önemli olduğunu söyleyelim. Çünkü şu anda gerilim çok tırmanmış durumda. Özellikle ülkenin güney kesiminde. Şu anda Şam Kapısı'nda izlediğimiz gibi 401 yıl boyunca aslında Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi altındaydı. Osmanlı İmparatorluğu Kudüs'teydi. Ancak daha sonra 1917'den itibaren de ilk önce İngiltere'nin manda yönetimi, ardından da 1948'den itibaren de İsrail ve Filistin arasındaki gerilimlerin yaşandığı alan olarak belirtiliyor. Şu anda Eskişehir'e girmiş durumdayız. Burasının 4 farklı parçaya bölündüğünü söyleyelim ve 3 semavi din içinde önemli bir nokta olduğunu söyleyelim. Aslında burası bütün bu çatışmaların kaynağı diyebiliriz. Bütün bu çatışmalar işte bu bölgedeki durumla alakalı olduğunu belirtebiliriz. Şu anda Eskişehir'e girdik. Dediğimiz gibi burası hem Müslümanlar için çok önemli, çünkü Kubbetü's-Sahra ve Mescid-i Aksa yaklaşık 500 metre ötede bu yolu devam ettiğimizde. Yine Yahudiler için de Tapınak Tepesi Ağlama Duvarı bulunuyor. Hristiyanlar için de hemen sağ tarafta Kutsal Kabir Kilisesi'ni görmek mümkün. Yarın buralar sıkıntılı yerler olabilir. Yarın buralarda gerilimin tırmanması olasılık dahilinde. Hemen solumda da polisleri görebiliyorsunuz. Onlar da şu anda güvenlik önlemleri bu anlamda kontrol noktaları oluşturulmuş durumda. Güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Burası pazar. Arap pazarı olarak da geçiyor. İşte bu pazarda normal hayat daha limitli bir şekilde, daha tedirgin bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Dün gece yine Gazze bombalandı. Gazze'nin bombardımanı konusunda herhangi bir şekilde durdurarak bilmiyor İsrail Hava Kuvvetleri. Ve ölü sayısı da, İsrailli vatandaşların ölü sayısına artık yaklaştı. Aslında 4 gün önce aktardığımızda İsrailli vatandaşların ölü sayısı çok daha fazlaydı. Ancak şu anda Filistinli vatandaşların ölü sayısı 1100'ü geçmiş durumda. İsrail vatandaşlarının ise 1200'ü geçmiş durumda. Özellikle ilk gündeki o kanlı bilançonun sonuçları olduğunu, bu neticesi olduğunu söyleyebiliriz İsrail tarafından bu boyutun. Ancak tedirgin verici unsur Gazze için şu: şu anda yaklaşık 5 gün geçti olayların başlangıcından bu yana ve 5 gün sonunda 1100'ün üzerinde Filistinli vatandaş hayatını kaybederken Gazze'de 5000 üzerinde de yaralı var. Bir örnekleme yaparsak, 2014 yılında da 51 gün süren olaylar, hadiseler meydana gelmişti. İsrail Hava Kuvvetleri operasyonu yapmıştı. O dönemin sonunda 2300 Filistinli vatandaş hayatını kaybetmişti. Tabii matematik burada çok kullanmak istediğimiz bir istatistik bilimi değil, ancak orantılarsak 51 gün süren bir olayların sonucunda 2000'den fazla, 2300 Filistinli hayatını kaybederken şu an 5 gün geçmişken bunun neredeyse yarısı hayatını kaybetmiş durumda. Eğer gerilimi azaltacak, gerilimi hafifletecek önlemler alınmazsa bilanço Gazze'de çok ağır olacak. Az önce sen de aktardın, hem su kaynakları bitmiş durumda, yakıt kaynakları önemli, onlar bitmiş durumda. Gıda kaynakları konusunda çok sıkıntılar olduğunu biliyoruz. İçeriden bilgi alışverişi yapmaya çalışıyoruz. İçeriden yayın yapmanın çok zor olduğunu biliyoruz. Çünkü içeride internetin çok kısıtlı imkanlarla
kullanılabildiğini biliyoruz. Aynı şekilde canlı görüntüler var. Ancak yayın yapma anlamında içeride bulunan ajanslar oldukça sıkıntı çektiğini belirtelim. Bizler burada özellikle ülkenin güneyindeki Ashkelon, Ashdod gibi yerlerde, Siderot gibi yerlerde çekimler yapma şansına sahip olduk. Zaman zaman engellensek de çekim yapma şansına sahip oluyoruz. Demir kubbeden seken bir füzenin düştüğü yere giderek oradaki tahribatı sizlere gösterebiliyoruz. Ancak Gazze'deki tahribatı tam olarak gösterme imkanına maalesef sahip değiliz. Çünkü orası artık tarumar olmuş durumda. Az önce bahsettiğiniz gibi binlerce, yüz binlerce insan şu anda başka yerlere gitmiş durumda. Gazze içerisinde adeta bir sığınak arıyorlar, yer alıyorlar. Kimisi Birleşmiş Milletler'e ait okulların sığınmış durumda. O okullarda en azından temel insani ihtiyaçlarını gidererek en azından daha az zarar görebilecekleri, vurulma ihtimallerinin daha az olduğu sivillere yönelik olarak devam eden o saldırılardan, hava operasyonundan kaçmak için oralara sığındıklarını söyleyebiliriz. Tabii burada şu anda ülkenin göbeğindeyiz. Burada değişik kıyafetli insanlar var. Bir yandan kilise çanları çalıyor, bir yandan sinagog sesleri geliyor, bir yandan da ezan sesleri geliyor. Özellikle ultra ortodoks Yahudilerin giyim ve kıyafetleri de dikkat çekiyor. Şu an Aydın Korkmaz'ın gösterdiği gibi onlar da burada özellikle şehrin merkezinde Doğu Kudüs'te yaşıyorlar. Bambaşka bir kültür, bambaşka bir boyut katıyorlar diyebiliriz. Burada dediğimiz gibi aslında üç semavi vidinin yer aldığı, çok kutsal mekanların yer aldığı bir yer. Yaklaşık 500 metre ötede Mescid-i Aksa, Kubbesüs Sahra gibi Müslümanlar için çok kutsal adledilen yerler var. Ancak işte tüm bu çatışmalar, tüm bu gerilimler, tüm bu kısıtlamalar buradaki o doğa, o manevi atmosfere de zedelediğini, zarar verdiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi yarın saat Cuma namazına çevrilecek gözler. Cuma günü sadece burada değil, bu özellikle merkezi bölgelerde değişik noktalarında arbede olma ihtimali, çatışma olma ihtimali, gerilim olma ihtimali çok yüksek. O yüzden yarın acaba ülkenin güneyinde devam eden o çatışma ruhu, çatışma hali buraya da yansıyacak mı, buraya da gelecek mi diye bir merak konusu var. Şu anda gözler yarına çevrilmiş durumda. Bizler tabii ülkenin güneyine de gideceğiz. Ashkelon'dan da yayınlar yapacağız. Bugün de oradaki bilançoyu, oradaki manzarayı sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, Emre Karaca ve Aydın Korkmaz Doğu Kudüs'ten bize aktardı son durumu. Gözler tabii yarına çevrildi. Yarın herhangi bir problem o noktada olur mu olmaz mı? Geçtiğimiz dönemlerde tanıklık etmiştik ama şimdi tabii durum çok çok başka. O yüzden merak konusu elbette yarın.